bir mesafeyi bütün titizlikle altını üstüne getirmek suretiyle ve Hasan bebeğimize de zarar vermeyecek şekilde ona da dikkat ediyoruz. Mümkün olduğu kadar cihazları geri planda tutarak insan emeğine dayalı manuel usullerle bebeğimize ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii 2,5-3 gün oldu. Öncelikle Melendiz çayını hedefledik. Çocuğumuzun bu balçıklara saplandığını düşünerek bütün dereyi elden geçirdik. 10 kilometrelik alanı manuel usulle tek tek araştırdık, inceledik. Ve şu anda ikinci alan olarak yaklaşık 50 dönümlük ağaçlık kısmı, ormanlık kısmı ve arazi kısmını bu Melendiz çayında düştükten sonra derenin tetiklemesiyle sağlı sollu bu çalıların arasına, ayçiçeklerin arasına ya da ağaçların arasına serpilebileceğini düşünerek, bu ihtimali de dikkate alarak tek tek ormanlık alanını bütün arkadaşlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz tek tek elden geçiriyor. Tabii değerli arkadaşlar, 408 ekiple şu anda mücadelemizi veriyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Dönüşümlü yaptırıyoruz. Yorulan, bu ara rahatsız olan arkadaşlarımız var. Onların yerine yedekleri de takviye etmek suretiyle mümkün olduğu kadar en iyi hizmetle, en iyi hızla, akışkanlıkla bu arama kurtarma faaliyetimizi yürütüyoruz değerli arkadaşlar. Bu ara tabii aile de bizimle beraber. Asel bebeğimizin dedesi burada, babası burada, annesi de Hayriye Hanım evinde ziyaret ettik. Kendisiyle de görüştük. Onlardan da fikir almaya çalışıyoruz. Olayın bir numara tanığı olarak annesinden de fikir almaya çalışıyoruz. Noktasal olarak bebek nerede diye fikir almaya çalışıyoruz. Onların da desteğiyle inşallah Hasan bebeğimizi canlı bir şekilde, biz ümidimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Canlı bir şekilde, sağ bir şekilde inşallah nasıl annesinin kucağından kaybolduysa tekrar onu kucağına teslim etmeyi en büyük arzumuzdur. Allah'tan ümit kesilmez. Temennimiz odur arkadaşlar. Tabii burada siz değerli basın mensupları da bizlere çok büyük destek veriyorsunuz. Çok büyük ilgi duyuyorsunuz. Türk milletine yaraşır yakışır heyecanı sizlerde de görüyoruz. Bu desteğinizden dolayı, bu yaklaşımınızdan dolayı, bu sıcak kanı tutumunuzdan dolayı Aksaray Valisi olarak Aksaraylılar adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Sizlerin varlığınız bizim için en büyük zenginliktir. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim, aramalara arama köpekleri katılacak mı? Evet. Şimdi arkadaşlar, tabii bu arama kurtarma tekniklerinde belli bir süreden sonra köpeklerin, arama kurtarma köpeklerin teknik analizi olarak koku alma duyularını olabilmesi için çamurun belli bir kuraklığa erişmesi gerekiyor. İnşallah yarın sabahtan itibaren köpeklerimizi devre sokmak suretiyle bu şekilde arama kurtarma çalışmalarımızın rengini ve şeklini değiştirmeye gayret edeceğiz. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz değerli arkadaşlar. Peki arama kurtarma ekiplerinin sayısı artacak mı efendim? Şu anda yeterli mi? Şu anda yeterli. Yani gerçekten çok yeterli seviyede elemanlarımız var. Evet, bir ihtiyaç daha duyarsak artırmak için yine biz artırma yoluna gideriz. Ama şu anda yeterli. Takdir edersiniz çok daha fazla olunca, çünkü alan buna müsait değil. Şu anda çevre illerden de yardım aldık. Antalya'dan aldık işte. Niğde'den aldık. Nevşehir'den aldık ve diğer civar illerden sağ olsun valiliklerle,
temasa geçerek takviyelerimizi alıyoruz zaten. O konuda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bütün civar komşu iller bizim için seferber oldu. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama genel olarak konuşursak bütün arama kurtarma ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu fedakarlığı aileleriyle birlikte sergiliyorlar. İyi ki varlar. Allah onların sayılarını artırsın. Değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Malim, bazı ulusal basında 3 tane ölü sayısı olarak verilmiş ama normalde Aksaray'da 1 kişi herhalde kaybettik. Onunla ilgili yeniden bir açıklama yapabilir misiniz? Yani bir kimlik olması. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz sel esnasında karayolunda 3 araç vardı. Bir araç biraz pratikliğini kullanarak kurtardı. İkinci araçta anne, baba ve bebek vardı. Anne baba kurtuluyor, yalnız bebek annesinin kucağından kayarak sele kapılıyor. Ve şu anda aradığımız 3,5 aylık bebek, o bebek zaten. Bir araç daha vardı. Bu araç selden kurtulmak için petrol ofisinin hemen yan tarafına sığınıyor. Akaryakıt merkezinin hemen sağ tarafına sığınıyor. Karı koca kurtulduklarını zannediyorlar ama son anda bir sel baskını üzerlerine geliyorlar ve sele karışıyorlar. Kocası kendini kurtarıyor ancak hanımı maalesef kurtaramıyoruz ve cenazesine eriştik. Malumunuz dün cenaze namazını birlikte kıldık. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Gülseren Hanım gerçekten arabada kalmayı tercih etti. Daha korunaklı olsun diye. Eşi ısrarcı oldu. Buradan uzaklaşalım diye. Ancak eşine uyarak eşi de arabaya girdi. Beraber bir mücadele verdi. Fakat sele kapılınca maalesef Gülseren Hanım selin etkisiyle rahmete kavuşuyor. Beyefendiyi kurtardık. Mekanı cennet olsun. Tabii değerli arkadaşlar, başka yörelerde de sel felaketleri oldu. 9 köy ve beldede sel felaketleri oldu. Bir gün öncesinde oldu. Ama Allah'tan Allah'a çok şükürler olsun ki oralarda herhangi bir can kaybı olmadı. Sadece mahsul zararı oluştu. Başta ayçiçek olmak üzere değişik ürünlerde zararlar oluştu. Oralarda hizmet veren işçi kardeşlerimize biz afet olarak, valilik olarak gerekli olan giyecek ve her türlü malzemeleri, battaniye, yatak, o tür hizmetleri verdik. Üç öğün yemeklerini verdik ve kendilerine yardım ettik. Bunun yanında hasat zararı olan vatandaşlarımızın da inşallah yani zarar tespitlerini şu an Tarım İl Müdürlüğümüz yapıyor. Onlara da en kısa süre içerisinde gerekli bürokratik yazışmaları ve işlemleri gerçekleştirdikten sonra değerli çiftçi kardeşlerimizin de zararlarını gidermeye çalışacağız.